Herkese selamlar. Vreat'in yeni bir mousepad serisi olan W64 mousepad incelemesiyle karşınızdayım. Öncelikle kontrol mousepad arayanlar mutlu olmalı çünkü ülkemizde kontrol mousepad seçeneği çok kısıtlıydı. İşte alt bütçelerde SteelSeries, QJK, Glorious, XH gibi mousepadler bulabilirken yüksek bütçelerde LCG, Saturn Pro, Zowie GSR veya Artisan Zero gibi mousepadler bulabiliyorduk. Bunların zaten üçü de ülkemizde stok olarak yok. Hani yurt dışından geliyor. Ama orta bütçede açıkçası hiçbir şekilde kontrol bazlı bir mousepad yoktu. Hani orta bütçe de hibrit mousepadler oldukça fazla var. Speed mousepadler de yine aynı şekilde ama kontrol mousepadler yani hiçbir şekilde yoktu diyebiliriz. w 64 de bu boşluğu doldurmaya gelmiş gibi duruyor. Yüzey olarak bizlere kontrol yapıda bir yüzey sunuyor ama öyle slow kontrol yapıda değil tabii ki. W64 böyle mikro hareketlerde o durdurmayı hissettiriyor ama hareketini kısıtlamıyor. Filiklerde de böyle uçup kaçmıyor sizlere dengeli kontrol bir yapı sunuyor. Bu tarzdaki mousepadler özellikle CS ve Valorant için oldukça tercih ediliyor. Başka bir oyunda kullanamaz mıyım dersen kullanırsın tabi neden olmasın. İlla CS için kontrol mousepad kullanmaya da gerek yok. Sadece kullanıcılar genelde böyle tercih ediyor. Ama mesela ben bunlara dahil değilim. Ben her türlü oyunda hızlı veya hibrit mousepad kullanırım. Taban olarak SCR taban yine bunda da kullanılmış. Breitimu W64'ten önce çıkardığı Spirit of Film serisinde de yine buna benzer bir taban kullanılıyordu. Yine bu SCR tabanın aynısını Lamuzu Energon'da da görebiliyoruz. Aralarında hiçbir fark yok. Yumuşaklık olarak ise artisanlarda bulunan mit yumuşaklık seçeneğine benziyor diyebilirim. Öyle içeri gömülme, çökme gibi durumlar yok ama aynı zamanda öyle çok semsert de değil. Güzel bir denge yakalanmış. Gördüğünüz gibi iki farklı renk seçeneği var. Bunlardan birisi klasik siyah renkte ve beyaz logolu şekilde. Diğeri ise koyu mor ve sarı logolu şekilde. Açısı bu renkte çok farklı ve güzel bir renk seçimi olmuş. Özellikle beyaz mouse'larla veya böyle sarı bir mouse'unuz varsa çok uyumlu olacağını düşünüyorum. Şu an için desenli bir seçenekleri yok fakat ileride gelir mi onu bilemeyeceğim. Gördüğünüz gibi dikişleri ince yapıda ve mousepad'in yüzeyi ile aynı yükseklikte. Yine bu da bir avantaj çünkü bileğinize veya kolunuza o dikişler rahatsızlık vermiyor. Kimi mousepad'de bu dikişleri kalın yaptıkları için yüzeyi ile arasında bir yükselti farkı oluşuyordu ve rahatsızlık veren bir olaydı bence. Boyut olarak 49'a 43 bir boyutu var ve 3.5 milimde bir kalınlığımız mevcut. Boyut olarak oldukça popüler ve ideal bir boyut kullanılmış. FPS oyunları için en ideal boyutlardan diyebiliriz bunun için. Aynı artisanlardaki gibi bir boyut bu. Artisanlar da 49'a 42 bir boyut kullanıyor ve XR ismini veriyor bu boyuta. Kalınlık olarak da öyle ince bir mousepad değil. 3.5 mm bir kalınlığı var. Fakat daha önceden de belirttiğim gibi balçık bir yumuşaklık yok. Bu kadar kalın olmasına rağmen. Kumaş ve pütürsüz gibi bir yüzeye sahip bu yüzey hakkında olumsuz olabilecek bir durumla karşılaşmadım. Kontrol seven herkesin seveceği tarzda kolabileğe rahatsızlık vermeyen bir yapıda. Ha belki yüzey için olumsuz yanlardan bir tanesi ne olabilir? Böyle ufak tefek o tozları veya kedi tüylerini falan üzerinde tutabiliyor. Hani öyle toz tüy tutmayan bir mousepad değil bu. Ama genel olarak bu tarzda kontrol yapıdaki mousepadlerde bu durum yaşanıyor. Hız kontrol yüzdeliği olarak kendime göre bir yüzdelik verirsem %30 speed, %70 kontrol gibi bir şey diyebilirim bunun için. Yakın zamanda da bu yüzdelik hız kontrol olayıyla ilgili bir tablo yapmayı düşünüyorum mousepadlerle ilgili. En azından işinize oldukça yarayacak bir tablo olur. Bu üst seviye mousepadlerden özellikle Saturn Pro'ya oldukça yüzey olarak benziyor bence. Saturn Pro tabii ki taban yumuşaklığı olarak çok daha yumuşak bir yapıda ve kalınlık olarak da bir tık daha kalın bir yapıda. Ayrıca Saturn Pro'da yumuşaklığından dolayı içeri gömülme varken W64 de daha sert bir yumuşaklık olduğu için böyle bir durum yok. Tabi bu yumuşaklıklar hızı da çok etkiliyor. Saturn Pro daha yumuşak bir tabana sahip olduğu için biraz daha yavaş kalıyor da W64'e göre. Yine bu dikiş yapıları da oldukça benzer incelikte. Ama tabi Saturn Pro'da kullanılan bu poron taban çok daha kaliteli ve pahalı bir taban seçeneği. Zaten fiyat farkının da temel sebeplerinden birisi bu ama hayat şekilde etkilemiyor tabii ki. Ben yüzey olarak oldukça benzetiyorum. Yani mouse'umu böyle hareket ettirdiğim zaman çok benzer bir hissiyatla karşılaşıyorum. Bir diğer karşılaştıracağım bu üst seviye kontrol muhasebetlerden birisi de Artisan Zero. Elimde Artisan Zero Mid, dayı dayı Orange modeli var. Yüzey olarak Artisan Zero'nun yüzeyi biraz daha böyle pütürlü hissettiriyor W64'e göre. Yani böyle kullanımı yaparken Zero'daki o pürüzleri çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Ama W64'te böyle biraz daha az bu olay. Yine bakın bu ikisinde de dikiş yapısı ve inceliği oldukça benzer. Boyut olarak da az önce gösterdiğim gibi nerede aynı ama W64 1 santim daha uzun. Artisan tabii ki de en meşhur en üst seviye kumaş muhasbetlerden hatta Zero modeli de en çok tercih edilen modeli diyebiliriz. Aralarında yaklaşık 2 kat fark olduğunda göz önünde bulundurursak W64 bunun yanında öyle eksik kalan bir mousepad değil hiç. Artisan'ın tabii o meşhurlaşmış Japon poron tabanı da SCL tabana göre çok daha güzel duruyor. Tabii ki de Satin Pro ile Arsan Zero W64 ile aynı fiyatta değiller. Aynı fiyatın rakibi de değiller. Sadece yüzey olarak ben oldukça benzettim bu ikisine. Bunlar yüksek bütçede tercih edilen kontrol mousepadler. W64 ise orta bütçede oldukça tercih edilen bir mousepad olacak gibi duruyor. Wraith'in diğer kumaş mousepadleri olan Spirit of Aim Speed, Spirit of Aim Hybrid ve Blade X ile W64'ü bir kıyaslarsak dördü de farklı cins ve farklı kullanıcılara hitap ediyor. Blade X aslında kontrol yüzüğü olarak geçmekte fakat sert tabanından dolayı hızlı bir kontrol oluyor diyebiliriz. W64 Blade X'e göre çok daha yavaş ve kontrollü bence. Spirit of Aim'ler ise Hybrid ve Speed olarak iki modeli ayrılıyorlar. Bunları detaylı incelemesini kanalımda çekmiştim zaten. Hızdan kontrole bir sıralama yaparsak aynı burada gördüğünüz gibi Spirit of Aim Speed, Spirit of Aim Hybrid, Blade ve W64 olarak bir sıralama yapabiliriz. Tam kontrol isteyen W64, çok bütçesi olmayıp kontrol isteyip ama biraz da hızlımsı olsun diyenler Blade Ne kullanacağıma karar veremedim, ortaya karışık olsun veya ben her şeyi dengeli istiyorum diyenler Spirit of Aim Hybrid. Mouse tıkanmasın, aksın gitsin ama benim kontrolümden çıkmasın, rahat rahat hareket edeyim diyenler de Spirit of Aim Speed'e yönelebilirler. you W64'ünde kutusu bu şekilde arkadaşlar. Yani böyle düz bir kutuda gelmiş oluyor. Mousepad'in rulo şeklinde değil de böyle düz bir kutu içerisinde gelmesi büyük avantaj. Çünkü daha önceden birçok mousepad'de gördük. Böyle rulo şeklinde geldiği zaman şekil bozuklukları olabiliyordu. Bunun marka fark etmek sizin büyük küçük hepsinde aynı durum yaşanıyordu kesinlikle. Şimdi satın almak için Vrate'in sitesine geldik arkadaşlar. Vrate W64'ü 1099 TL'ye şu an kampanyalı şekilde görüyoruz. Bir de bu kampanyanın üzerine Swarelli indirim kodumu kullanırsanız 50 TL bir indirim oluyor. W64'ü kimlere tavsiye ederim sorusuna gelirsek Öncelikle tabii ki de kontrol cinsi bir mousepad arayan arkadaşlar buna mutlaka bir göz atsınlar Çünkü video başında da dediğim gibi ülkemizde pek öyle kontrol mousepad seçeneği yok Hatta hiç yok gibi bir şey bu bütçelerde CS ve Valorant oynayan arkadaşlar bence bu mousepad'e ekstra bir ilgi gösterecek gibime geliyor Çünkü benim en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi de şu şekilde oluyordu İşte Valorant oynuyorum kontrol bir mousepad alıyorum öyle bütçem çok da fazla yok ne almalıyım Hani şimdi adama artisan al desem ona alacak bütçesi yokmuş mesela. C-Series QJK al desem zaten atıyorum QJK kullanıyor. E bu adam ne alacak? İşte orta bütçede böyle bir mousepad boşluğu vardı. w de bence tam zamanında geldi diyebiliriz. Daha önceden S series QJK kullanıp yükseltmek isteyen arkadaşlar da w de mutlaka bakabilirler. Çünkü yüzey onlara pek yabancı değil. Yine aynı şekilde kontrollü bir yüzey sunuyor. Yani kontrol deyince insanlar yavaş anlıyordu bunu ama hani öyle değil bu. Hani kontrol kontrollü anlamına geliyor. İşte speed mousepad'ler var, hybrid mousepad'ler var, kontrol mousepad'ler var. Slow kontrol mousepadler var bir de tamamen böyle slow dediğimiz hiçbir şekilde hareket etmeyen zar zor hareket eden mousepadler var. kontrol yani mousepad deyince yavaş olarak düşünen insanlar vardı böyle kısa bir hatırlatma yapayım dedim. Ayrıca Vrayt ekibi bana bu mousepad'i yaparken eski Logitech G640'ın yüzeyinden esinlendiklerini belirttiler. Bir zamanlar profesyonel oyuncular sponsorluklardan dolayı inanılmaz şekilde Logitech G640 kullanıyorlardı. Ve bu kadar sıklıkla kullandıkları için de alışmışlardı aslında. Hatta hala G640 kullanan profesyonel oyuncular vardır diye düşünüyorum G640'ın üretimi bitti diye biliyorum. Zaten öyle çok çok da iyi bir muhabbet değildi. Yani yüzeyi güzeldi. Kontrollü bir yapı sunuyordu ama genel itibariyle böyle işte kenarları hani böyle dikişsiz oluşu, sünger yapısı falan pek başarılı değildi. Zamanında G640 kullanıp ona özlem duymuş arkadaşlar da W64'te pek yabancılık çekeceklerini sanmıyorum. Umarım W64'ü ve yaptığım incelemeyi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoları da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere.